IPN Berlin Stüdyo'dan merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bugün en kıymetlilerimiz çocuklarımızla konuşacağız. Onların sağlığı her şeyden çok daha değerli elbette. Karşımızda uzman bir konuğumuz var. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı. Sayın Muhabbet Mesut Nezir Engin konuğumuz. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi yaz girdi diyebiliriz ve yazın girişiyle birlikte aslında enfeksiyonlar değil mi bakteriyel viral hepsini evet. konuşacağız aslında sıklıkla yoğun zamanlar elbette sizi bekliyor diye tahmin ediyorum. Kesinlikle. Hepimizin özellikle annelerin büyük annelerin aralarında tartışma konusu olan bir e, durumla başlamak istiyorum. Hep derler ya büyük anneler e, babaanneler anneanneler sıklıkla bazen dedeler çok karışmıyorlar gerçi ama bu çocuğu sen üşüttün de... Hasta ettin, soğukta kaldı, hasta oldu, rüzgarda kaldı, hasta oldu. Çocuk üşütünce hastalanır mı, hastalanmaz mı? İlk sorun bu olsun, hepimiz rahatlayalım. Sayın hocam, buyurunuz. Şimdi şu şekilde, şu an bir olarak güncel olarak literatürleri izlediğimizde böyle bir durum söz konusu değil. Yani üşütmek hastalar diye. Ama şunu biliyoruz, bazı kişilerde, bazı ebeveynlerde veya bazı çocuklarda üşütmek, soğuğa maruz kalmak bağış sistemini düşürüp mikropların üremesini kolaylaştırdığı için hasta olabiliyor. Bununla alakalı geçen e, bir yorumu da kendi sayfamda paylaştım. Soğuk hassasiyeti olan çocuklar hasta olabiliyor. Bunu da çocuklara izlemleyerek örnek veriyorum dondurma yedi boğaz tabu oldu veya soğukta kaldı kulak enfeksiyonu oldu ve tekrarlayan bir sürece girdiği zaman soğuk hassasiyeti olduğunu düşünebiliriz. Onun dışında eğer e, buzullarda yaşayan insanlar var mesela e, soğuk bölgelerde yaşayan insanlar var Sıkı yediklerinde, kalan yediklerinde hasta olmadıklarını e, izlemlemekteyiz. E, ben bu şekilde düşünüyorum. Genelde bu şekilde e, hastaları yönlendiriyorum. Peki e, bir anne ya da e, çocuğa bakım veren her kimse e, bir rahatsızlığın e, hafif bir soğuk algınlığı yoksa bakteriyel ya da viral bir enfeksiyon mu olduğunu, e, ne kadar ciddi olduğunu nasıl ayırt edecek? Bunun bir e, evde en azından bir ayrımı yapılabilir mi Sayın Hoca? Şimdi şu şekilde bir soğuk algınlığı var. Bir de grip var. Soğuk anlamında bunun hafif bir burun akıntısı, şeffaf. Onun dışında hafif bir kırgınlık, gözlerde biraz yaşarma e, genelde bekleriz. Ama biraz viral enfeksiyonlarda e, daha çok yeşil bir burun akıntısı veya sarı renk, şeffaf olmayan bir burun akıntısı. Bazen ateş görürüz. influenza gibi durumlarda yaygın bir kas ağrısı, bacak kol, karın, baş ağrısı görürüz. E, bakteriyel enfeksiyonla viral enfeksiyon ayrımını da birebir aile yapamaz. Biz bunu muayene ile yapıyoruz ve şu an daha öncelerde biz bu tarz enfeksiyonlarda, gribal enfeksiyonlarda yani ateş, vücut ağrısı, boğazda kızarıf durumunda direkt bakteriyel enfeksiyon ve viral enfeksiyon ayrımını yapmadığımız için yapamadığımız için direkt antibiyotik tedavisine başlıyoruz. Son 1-2 yıldır özellikle bu kış, kış sezonunda virüs testlerini, hızlı virüs testleri çıktı. bundan sümük alarak veya ağızla kürk alarak yapıyoruz. Bu testlerle e, artık viral, enfeksiyonları tespit edip gereksiz antibiyotik kullanımdan kaçınıyoruz. Biz artık zaman geçtikçe antibiyotik kullanmamak için elimizden geleni yapıyoruz ama son raddede antibiyotiği kullanıyoruz. Antibiyotik konusunu aslında ben de sormak istiyordum. Anneler arasında yine özellikle çok tartışma konusu olan Pek çok hekimin artık bu konuya fonksiyonel de yaklaştığını görüyoruz. Mümkün mertebe gereksiz antibiyotik e, kullanımından ve reçetelendirmesinden uzak kalmaya çalıştıklarını görüyoruz. Gereksiz antibiyotik <laughs> kullanımı çocuğun vücudunda ya da kişinin vücudunda... Nasıl bir ahribata sebep oluyor? Genelde şöyle bir şey oluşuyor. Benim duyduklarım arasında anneler diyor ki çocuğum hastalandı, doktora gittik, antibiyotik verdi. Antibiyotiği kullanıyoruz, aradan 15 gün geçiyor, 15 gün boyunca çocuğu iyi, 15 gün sonra yeniden hasta, tekrar antibiyotik. Bu bir kısır döngüye dönüşüyor. Ne oluyor da kısır döngü yaratılmış oluyor? Antibiyotik konusunda giriş yapalım istiyorum. Şimdi antibiyotikle ilgili e, gereksiz antibiyotik kullanımı neden istemiyoruz? biz artık bağırsakları ikinci beyin olarak görüyoruz. Yani birinci beyin normal beynimiz, bağırsaklar ikinci beyin. Bağırsakta da bir flora, mikroorganizma, orada bağırsakların doğal bir mikroorganizması var. Biz antibiyotik kullandığımız zaman normal bakterileri de öldürüyoruz. Onun dışında da vücudumuzda yararlı bakterileri de öldürüyoruz. Yararlı bakterileri zarar verdiğimiz zaman bu defa bağışıklık sistemimiz bozuluyor. Ve birçok hastalıklar, alerji tetikleyebiliyor. Bunun dışında sık antibiyotik kullanımı bağışıklığı da sürekli bir aktif ettiği için bağışıklık düzensizliğine yol açabiliyor. Son yapılan çalışmalarda alerji tetiklediği de saptandı. Onun için bir de bunların dışında antibiyotikler gerçek bakteriyel enfeksiyonlarına gerçekten faydalı. Örnek veriyorum zatürrede, bu menenjit de antibiyotik olmazsa ölüme kadar götürebilir. Onun için biz antibiyotik kullanırken doğru kullanmak istiyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Antibiyotik direnci dediğimiz bir durum var. Örnek veriyorum. Bir boğaz enfeksiyonu olan kişide eğer bakteriyal değilse gereksiz antibiyotik verirsek vücut bu antibiyotiğe karşı yavaş yavaş direnç oluşturur. Ve gerçek bir enfeksiyon olduğunda antibiyotik bu enfeksiyonla mücadele edemiyor ve antibiyotik direnciyle karşılaşıyoruz. Bizim kullanabildiğimiz çocuklarda veya erişkinlerde biraz daha fazla çocuklarda kısıtlı bir sayıda antibiyotik var. Yani 15-20 geçmez diye düşünüyorum antibiyotik ilacı olarak. Yavaş yavaş bazı enfeksiyonlarda çok kuvvetli antibiyotikler başlamamız gerekiyor. Bununla alakalı idrar testinde, boğaz testinde bazen tedaviye yanıt vermeyen vakalarda kültür testi yapıyoruz, antibiyogram yapıyoruz. Hatta hangi antibiyotik direnç olduğunu görüyoruz. Bazı hastalarda çok dirençle karşılaşıyoruz. Ve bunu geriye doğru sorguladığımızda hastaların sık antibiyotik kullandığını görüyoruz. Antibiyotik kullanımı sık kısır döngüye sokar mı? İkinci sorunuza gelecek olursak antibiyotik kullanımını kısır döngüye soktuğuyla alakalı güncel bir veri yok. Ama sık geçiren, sık hastalanan bir çocukta, iki haftada bir hastalanan çocukta altta yatan bir sebebi araştırmak lazım. Örnek veriyorum. Sık hastalanan, boğaz enfeksiyonu geçiren bir çocukta bir bağış sorunu var? FAPA sendromu mu um var? papa sendromu güncel bir, bilinen bir sendrom. 4-5 yıldır gündemde ve hekimler tarafında, halk tarafında farkındalığı daha az, teşhisi daha az olan bir sendrom. Ee, onun dışında romatolojik bir durumu var, FMF var veya alt eden bir alerjim var. Bunları test edip, bunlara yönelik tedavi başladığımızda enfeksiyonların daha az gözüktüğünü, ateşlenmelerin veya şikayetlerin daha az gözüktüğünü, antibiyotik kullanımına daha az antibiyotik kullanımına gerek olduğunu görüyoruz. Hı. Örnek veriyorum FAPA sendromunda boğaz enfeksiyonu olur, boğazda kızarır, ağızda yarılır olur. Boğaz enfeksiyonu gibi bir bulgu verir ama antibiyotiksiz iyileşir. Onun kendi tedavisidir. Peki Sayın Hocam, yeni eti konusuna da değinmek istiyorum. Sanki etrafımızda 10 e, çocuktan uyduruyorum şu anda ama. 10 çocuktan 5'inde hani sorsak geniz eti problemi yaşanıyor gibi geliyor. Sizde e, gördüğünüz hastalarda dikkatinizi çeken e, bir rakam var mıdır? Yani mesela bu yıl sıklıkla geniz eti en az kaç hasta e, kabul etmişsinizdir aşılayacak e, olsanız? Ben geniz eti konusunda biraz daha ilgili ilgi alanıma giriyor geniz eti. Çünkü geniz eti mevcut olduğu zaman burun kalıplı, geniz yakınsı... E, öncelikle geniz eti bu sayıp hastalarda bu konuda bilinçli olsun. Geniz akıntısı burun kalıplı, gece horlama, ağızda çık uyuma, bu geniz akıntısına bağlı tekrarlayan boğaz enfeksiyonu, lenf şişme ve döksürükler, bazen altına idrar kaçırma, iştahsızlık birçok problemi yol açabiliyor. Ee, biz geniz etini bu sene ne kadar görmüşümdür? Ben 150-200 hasta görmüşümdür geniz etinde <laughs> e, tahminen. Geniz eti, e, oluşum mekanizmasına gelecek olursak, genizeti yapısal olabilir, alerjiye bağlı olabilir, reflü tetikleyebilir veya farklı problemler olabilir. Biz geniz etini saptadığımız zaman Öncelikle altta yatan problemi e, araştırıyoruz. Bir, altta bir alerjim var? Örneğin görüyorum. Birçok hastamızda ameliyat olmuş, geniz eti ameliyatı, geniz eti alınmış ama yine tekrar alınmış. Çünkü altta yatan problem çözülmemiş. Altta yatan bir alerji problemi var. Bir, öncelikle bir alerji testi yapıp neye karşı alerjisi var? Bunlardan uzak durmak gerekiyor. İki, alerji tedavisi. Alerji tedavisiyle de geniz kontrol altına alabiliyoruz. Onun dışında burunla alakalı yeni yeni tedaviler deniyoruz. Yayınları deneyerek burundan ya, e, burunla alakalı ilaçlar, Alerji ilaçları e, deniyoruz ve hastalarımızda %80 geniz etinin ameliyatsız ilaçla tedaviyle küçüldüğünü gözlemliyoruz altta yatan problemi çözünce. Geniz hangi aşamada operasyon düşünülmeli? E, genelde ilk ebeveynliğini düşündüğü e, hemen bir operasyon yani oraya yöneliyorlar ama e, hekimler hangi aşamaya kadar bir operasyon öngörmüyor? Öncelikle geniz eti %90'lardaysa, iki kulakta sıvı varlığında ve Medikal tedavi yanıtsızsa, ilaç tedavisinde altta yatan tedavi yanıtsızsa, çocuğun konforu bozuluyorsa o zaman geniz eti ameliyatı yapılabilir. Ama önceliğinde bir çocuk hastalıkları uzmanının değerlendirmesi, altta bir problem var mı yok mu? Bunun gözden geçirilmesi ve buna bağlı geniz eti ameliyatı karar verilmesi, kulak bronbağız ve çocuk doktoruyla birlikte ...ortak karar verilmesi daha uygun olur diye düşünüyorum. Peki. Sayın Hocam, son zamanlarda yine çok tartışılan, konuşulan... ...ve hekimlerin yakın durduğu bir konu... ...hastalıklarla ağır metal birikimi vücutta, ağır metal yükü ilişkisi. Siz bu ilişkiyi nasıl yorumluyorsunuz ve... Bu yükten özellikle çocukları nasıl kurtarırız, vücudu nasıl arındırırız? Ya yani şimdi ağır metallerle alakalı e, durumlar son böyle yeni yeni getirir, türlere giriyor. Böyle kesin bir e, işte şu bir ağır metal gelir çocuklar hasta olur. Yani nörolojik hastalıklara özellikle kurşun, civa, arsenik nörolojik hastalıklara yol açabilir. Kardiyak hastalıklara bağış sorunlarına yol açabilir. Hatta yeni yeni işte aşı karşıtları işte civa var buna karşı problem olur diye e, söyledikleri durumlar da oluyor. Ama güncel çalışmalar aşıların daki ağır metallerin çocukları etkilemedi, tolere etkilemeyecek seviyede olduğunu gösteriyor. E, hastalıklarla alakalı şu an net veriler söylemek için daha literatürler daha kısıtlı. Yani biraz daha veriler elde edersek daha net konuşabiliriz. Ama şu an ağır metallerin hastalıkları tetiklediğini biliyoruz. Ağır metallerden uzak durmak için biraz daha doğal beslenme, organik beslenmeyi teşvik ediyoruz. Peki, Sayın Hocam COVID-19 sürecinden sonra aşılar çok tartışılmaya başlandı. Tabii e, bu da aslında beraberinde anne ve babalar için çeşitli endişeleri de getirdi. Özellikle çocukluk çağı aşıları aslında en çok önemsediğimiz durumlardan ve aşılamalardan bir tanesiyken şu anda onda bile bir, birkaç endişe yaşıyor anne babalar. Sizin böyle bir görüşünüz var mı aşı olma ya da olmama konusunda çocukluk çağı aşılarına ilişkin? Gerçi az önce Civa ile ilgili görüşlerinizi evet. belirttiniz. Şimdi şu şekilde çocukluk çağı aşılarıyla alakalı çocukluk çağında uygulanan aşılar, yıllardır uygulanan aşılar, yan etkileri, komplikasyonları izlenen bir problem var mı yok mu düzenlenen bazı, bazı aşılar daha sonradan güncellendi. Ama şu an COVID-19 aşısı bir yılda hatta bir yılda birkaç ayda aşısı o piyasaya sürüldü, uygulanmaya başladı. Yan etkisi var mı yok mu? Onun dışında bir komplikasyon var mı? Vücutta herhangi bir durum tetikliyor mu? İzlenmeden pandemi sürecindeki agresif veya refleks de başlandı. Bazen aşıya bağlı miyokarditler, kalp iltihaplanması veya farklı durumlarla karşılaştık. Şu an net bir problem var mı? Kalp krizi tetikliyor mu, tetiklemiyor mu? çalışmalar da çok tartışmalı. Covid-19 aşılarından sonra haklı bir güvenlik oluştu. Bu konuda haklısınız ama çocukluk çağı aşıları önceki yıllardan beri yapılan, yan etkileri gözlemlenen Hı. ve şu an aşı yapılması daha fazla önem arz eden bir durum. Örnek veriyorum. boğmaca aşısı yoğun bakımda yatışlara, boğmaca enfeksiyonu yoğun bakımda yatışlara, onun dışında yoğun öksürüklere sebep olabiliyor. Bu yıl aşı yapılmayan, yani aşı karşıtı 4-5 ailemin çocuğu boğmacadan hastaneye yattı. Birkaç hastamız yoğun bakıma yattı. Daha bir ay önce meningo yani e, menajit mikrobunun yol açtı. E, beyin enfeksiyonu vücuttan enfeksiyona karşı bir hastamız yoğun bakımda yattı yine. Entübe oldu, solunum cihazına bağlandı. Şu an bir kısmi felç durumu var. E, takip ettiğimiz rota enfeksiyonları var. Daha bugün bir rota enfeksiyon koyduk. rota aşımız, aşımız da var. Biz çocukluk aşıları e, yapılmasını taraftarıyız, yapılmasını istiyoruz. E, aşı karşıtları'nın söylemlerinin daha çok bilimsel olmadığını da görüyoruz. Bu arada Covid dönemi ve yakın zamanda yine Covid aşısı olmuş çocuk hasta kabul ettiniz mi? Hiç denk geldi mi ya da sordunuz mu? Çünkü küçük yaşta da Yine e, çocuklarına dahi e, COVID aşısını e, uygulatan ebeveynler olduğunu biliyoruz. Bunu sordunuz mu ya da rastladınız mı evet. Sayın Hocam? Çocuklara çok uygulanmadı. Ergenlere uygulandı. Ergenlerde de denk gelen olmadı. Yani ben sadece etraftan duyduğum kadarıyla e, söyledim veya incelediğim, araştırdığım kadarıyla hı hı. çocuklarla alakalı bir bilgi sahibi değilim. Peki. Şimdi yavaş yavaş hazır yazla da gelmişken e, tatil hazırlıkları biliyoruz ki ebeveynler e, yapıyor, tatil planları yapılıyor Tatil herkesin hayal ettiği bir şey elbette. Çocuğuyla, çocuğuyla insanlar tatilde güzel vakit geçirmek istiyor. Ta ki bir hastalıkla karşılaşana kadar o zaman işte tatil zehir oluyor. En arzu etmediğimiz şey tabii ki çocuğun tatilde hastalanması. Nasıl e, bunu sağlayacağız? Tatilde çocuğumuzu e, virüslerden, bakterilerden, hastalıktan, ateşten, özellikle sizin yazları e, sıklıkla muhtemelen gördüğünüz İsrail kusma ikilisinden, Nasıl koruyacağız? Şimdi biz söylediğiniz gibi biz e, tatile giden kişilerde, çocuklarda en fazla gastroenterit yani ishal, kusma vakaları görüyoruz. Ben takipli hastalarımla genelde önerip tatile giderken hemen probiyotik başlanması ve uygun bir probiyotik öneriyorum. Şimdi e, probiyotik hastadan hastaya göre değişiyor. E, bir, probiyotik başlanmalarını öneriyorum. İki, kusma durumlarında bir kere kusabilir, sıvı kaybı buluksu olmadığı zaman tolere edilebilir ama kusma durumlarında 4'ten 5'ten fazla kusması varsa... Biz çocuklarda sıvı kaybından çok endişeleniyoruz. veya yoğun bir ishal varsa mutlaka hastaneye başvurulmasını öneriyoruz ama başlangıçta önlem olarak bir probiyotik kullanılması onun dışında çinko C vitamini takviyeleri kullanılması ishal için önlem olarak destek sağlayabilir. Hı hı. Tatile giderken peki neler götüreceğiz yanımızda? Onlara da konu açılmışken evet. değil. bir tatil valizinde bir annenin tatil, neler olmalı? Neler olmalı? Bir e, aklında bir 10-15 tane ilaç konusu var. Bir ağır kesici ateş ölçücü mutlaka olmalı. Yaşına uygun, kilosuna uygun. Onun dışında ateş ölçerimiz mutlaka olmalı. Çünkü çocuğun ateşi olduğu zaman bazen sıcaklamaya bağlı, güneşe bağlı ateşi tam net ölçemeyebiliriz. Mutlaka ateş ölçerimiz olmalı. Alından olmalı koltuk altından. Ufak bebeklerde koltuk altından daha doğru sonuç verir. Alından güneşe temas ettiği zaman belki yalancı yükseklikler olabilir. Ufak çocuklarda burun tanıklığı çok görüyoruz. Burun için serum fizyolojik serumlar olabilir. Onun dışında da tatilde çocuklar koşturuyorlar, oynuyorlar. Düşmeler, çarpmalar olabilir. Buna bağ bağlı işte e, düşme çarpmalarda morarmaya engelleyici kremler veya uygun ortam varsa buz konabilir. Kronik hastalığı varsa düzenli kullandığı ilaçlar mutlaka yanlarında olmalı. Güneş gözlüğü, güneş kremi mutlaka öneririz. Onun dışında kullanılan alerji ilaçları varsa bu alerji ilaçlarını öneririz. Bazen nebil kullanan, nebulizatör yani hava kullanan hastalarımız oluyor. Astım, bronşit, bronşörit veya ge bronşit geçmişi olanlar oluyor. Bununla alakalı nebulizatör cihazları, nebulde kullanılan ilaçların mutlaka yanında olmasını istiyoruz. Sıcağa bağlı bazen boyunda kızarıklıklar, bazen pişikler görebiliyoruz. Napkin dermatit diyoruz. Pişik kremlerinin yanında olmasını istiyorum. Onun dışında e, tabi yaz mevsimi, e, yeşilliğe gidiliyor, e, sinek ortamı, sinekler, e, sinek ısırma evet. olabiliyor, çok, çok huzursuz ediyor. Evet. Sinek Doğal sinek kovucu spreyler, sinek ısırması sonrası bununla alakalı kremler mutlaka yanımızda olmalı. Onun dışında yanık kremleri, güneş yanına bağlı yanık kremleri yanımızda olabilir. E, bazen parancitlerle çok karşılaşmıyoruz ama karşılaştığımız zaman yaşa uygun boğaz spreyleri, özellikle doğal spreyler yanımızda olabilir. E, bunlar genel anlamda alfa alakalı bütün problemleri ilk aşamada çözebilir. Ama tabii ki hastaneye hangi koşullarda başvurmaları gerekir? Bir yoğun ishallerde sıvı kaybı bulgusu varsa, bilinç bulanıklığı varsa, yoğun kusmaları varsa, ağız dolusu fışkırır tarzı kusmaları varsa hastaneye başvurabilirler. Kaç e, evet. kez hocam? Kusma ve ishal kaç kez doktoru işte, düşündük beni? İsa ile alakalı bizim için önemli olan bir çocuğun genel durumu, bilinci Bunlar önemli. İster iki olur, üç olur, 4 olur. Ama çocuğun genel durumunu anne bozuk görüyorsa, bir e, çocukta bir halsizlik, bitkinlik görüyorsa mutlaka başvurabilir. Çocuktan çocuğa değişir. Örnek veriyorum. 12-13 yaşındaki bir çocukla 3 yaşındaki bir çocuk çok farklı. 3 yaşındaki bir çocuk öyle görüyorum 13-14 kilo. 1 kilo kustuğu zaman veya ister de 1 kilo kaybettiği zaman, sıvı kaybı olduğu zaman vücudun dengesi alt üst olur. Onun için sayı vermektense çocuğun durumuna göre hareket edilmesi daha olur. Ben bu konuda annelere güveniyorum veya annelerin izlemine göre güveniyorum. Anneler eğer çocuk bir sıkıntı olduklarını sezdikleri zaman bir sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekir. Ateşle alakalı eğer çocuğun bir kronik hastalığı yoksa çocuk 6 ay veya 1 yaşın üzerinde ise aşıları yapılmışsa ateş 37,5-38'lerde izlenebilir. 38-39 arasında e, takipte bir hekimi varsa iletişime geçilebilir. Ama nefes darlığı, bilinç bulanıklığı, dirençli ateş, e, onun dışında e, farklı durumlar, yoğun öksürükler olduğu zaman yine bir, bir salt kuruluşuna başvurmamız gerekir. Peki İstel'e geri dönmek istiyorum. Çünkü yazın çok sık karşılaşılan bir durum e, İsrail. ve annelerin de korkuları yansı diyebiliriz. Ama genelde İstel durumunda hemen e, ilaçlara sarılıyoruz e, ya da istari bir şekilde e, durdurmak e, zorunda olduğumuzu hissediyoruz. İsteri kesmek bir gereklilik midir? Yoksa ister de vücudun bir tepkisi, bir bağışıklık sisteminin bir reaksiyonu mudur? E, bunda yaklaşım nasıl olmalı eğer henüz hekime gitmediysek? Şimdi şu şekilde biz isteri kesmek için direkt uğraşmıyoruz. Çok yoğun ilaç vermiyoruz çocuklar. Onların yan etkileri oluyor. Bizim ana verdiğimiz ilaç probiyotik sıvı tüketim ve Bazen oral serumlar, ağızdan hazırlamalı toz serumlar veriyoruz. E, beslenme, örnek veriyorum e, muz, haşlanmış patates, e, onun dışında e, daha katı beslenme, pirinç tabası ufak çocuklar için. E, mesela önermediğimiz isimlerden birisi, şeftali, kayısı bunlar iseli daha da artırabiliyor. Bir beslenme. Ama en önemlisi sıvı tüketimi, ayran. E, bir de biraz ishal kusma olduğunda, sıvı kaybı olduğunda, elektronik kaybı olduğu için Biraz tuzlu ayran da öneriyoruz. Şekerli şeylerden kaçınılması istiyoruz. Kusmayı mide bulantısını arttırabiliyor bazen. İhsali kesecek ilaçlar bence hekim karar verirse daha uygun olur durumuna göre. Peki tahmin ee, ona... deyince e, tabii e, buyurun. değinmek istiyorum. Biz çocuklarda en sık rota enfeksiyonunu görüyoruz. Yani yazın rota, adenovirüs, bazen nörovirüs. Rota enfeksiyonunun aşıları var artık. Bebeklik çağında yapıyoruz. Burada da Aşıyı vurgulamış oluyor. Peki eğer rota aşısı da yapılmamışsa nasıl e, koruyacak ebeveynler çocuklarını? Yani rota nasıl e, burada, bulaşan bir burada, E, Burada hijyene dikkat etmemiz lazım. Rota enfeksiyonu solunum yoluyla bulaşmaz. Makattan çıkan gaita yoluyla el teması ondan sonra e, bu, bu buna bağlı temasa bağlı aynı bardaktan su içme, aynı bardaktan yiyecek geçme, Bazen tuvaletlerden aynı tuvalet kullanımıyla bulaşabilir. Onun için biz özellikle yaz mevsiminde, tatile gidildiğinde enfeksiyonlar sık gözüktüğü için hijyene dikkat edilmesini istiyoruz. Tuvalet sonrası el yıkamasıyla e, genital bölge temizliğine mutlaka dikkat edilmesini istiyoruz. Hatta toplu kullanılan tuvaletlerde tuvaletten öncesi bir klozet e, temizliği veya yapılabilirse alaturka tuvaletleri daha fazla tercih ediyoruz. Hmm. Aklıma hemen havuz geldi. E, Sayın Engin, havuz kullanımı da bir rota için veya diğer bakteriyel e, virütik hastalıklar için bir risk doğurur mu çocuklar için? Şimdi bir Kulak enfeksiyonu Gözültü altıları, bağırsak enfeksiyonu ve idrar yolu enfeksiyonlarını görüyoruz toplu kullanılan havuzlarda. Kullanılabilirse kişisel havuzlar, örnek veriyorum müstakil havuzlar bizim daha tercihimiz. Ama toplu havuzlarda da bunları görebiliyoruz aileler bu konuda bir önler farkındalığı olması uygun olur. Peki çocuklar için yapılan kan tahlillerinde hangi değerler bir çocuk hekimi için korkutucu ya da hangi değerler en önemli değerler bakılan, ilk bakılan değerler sayılacak? Şimdi bu zor bir sorun çünkü her değerin farklı bir problemi olabiliyor. Öncelikle biz kan sayımını ele alacaksak bir hemoglobin kansızlığı yol açıyor. Ama bu kansızlık bazen demir eksikliğine bağlı olabiliyor. Bazen kan hastalıklarına bağlı bazen farklı problemlere bağlı olabiliyor. Bizim için önemli olan kan sayımı ilk istediğimiz tahlil. Bir rutin tahlil isteyeceksek kan sayımı. Bazen örnek veriyorum beyaz kan lökositte yükselme görüyoruz. Lökosit 50 bin geldi. O zaman acaba lösemi mi var, lenfomu mu var? Bir araştırmaya gidiyoruz. Veya trombosit değeri çok düşük geldi. Trombositopeni, trombosit diyelim 20 bin geldi. Bir altta yatan ITP denen bir hastalık mı var? bir kutlaşma bozukluğu mu var? Bunu değerlendiriyoruz. Diğer açıdan sırayla tahlilleri değerlendirecek olursak Bizim için en önemli kan sayımı. Yani bağışıklığı gösteren bir kanser var mı? Bize bir fikir veriyor. Yani fikir veren ilk istediğimiz budur, tarama taşısı. Ondan sonra şikayet, bulgu, hikayeye göre, çocuğun muayenesine göre diğer testleri isteriz. Bir, tiroid hormonları. Bizim e, hatta topuk kanında bakılan ilk testtir. Nörolojik problemleri, metabolik problemleri, kilo gerilene yol açabilir. Hormonal problemleri yol açır. Bir, tiroid hormonlarına mutlaka bakarız. B B12 Örnek veriyorum 2-3 aylık bebek motor gelişim geriliği var veya büyük çocuklarda zekada bir tutulum var, unutkanlık var. B12'ye mutlaka bakarız. D vitamini mutlaka kontrol ederiz. Bunları bir muayene mutlularına göre bazı rutin bazı zamanlarda kontrol ederiz. Ama en önemlisi kan sayım Peki. Sayın hocam takviyeler konusunda biraz daha değinmek istiyorum. E, risamin mineral takviyeleri gerekli buluyor musunuz? Ama ondan önce saatinde tabii ki e, güneşlenme konusu. Çocuklar güneşte e, kumda deniz kenarında oynamak e, istiyorlar. Biz de onları güneşlerle, güneşin zararlı etkilerinden korumak istiyoruz anne babalar olarak. Güneş kremi kullanımını önerdiğinizi zannediyorum. Söylediğiniz yanlış ifade etmediysem ama güneşte kalmak için doğru saatleri kollamak ve çocuğu belki de güneş kremindeki kimyasallardan mümkün mertebe uzak tutmak daha etkili bir yöntem değil mi? Yine yoksa yine güneş kremini uygulamak mı gerekir? Biz güneş kremi, eğer güneşe 15-20 dakikadan fazla maruz kalacaksa güneş kremini öneriyoruz ama biz zaten kimyasal içeren güneş kremleri de önermiyoruz. Biz mineral bazlı, e, onun dışında 30 faktörlü veya 50 faktörlü SNS, SNS, paraben, parfüm, sodyum benzoat, titanyum oksit bunları içermeyen doğal güneş kremlerini öneriyoruz. Bunları genellikle doğal oldukları için 6 aydan itibaren bütün çocuklar güvenle kullanabilir. Tabi marka açısından hekimlerine danışmaları uygun olur. E, biz 2 saatte bir güneş kreminin yenilenmesini istiyoruz. Tüm vücudu uygulanabilir. Güneş kremi kullanırken bir noktaya değinmek istiyorum. Ufak bebeklerde güneş kremi kullandığımız zaman bebekler gözlerine uğradığı zaman göz bebeğine zarar verebilir. Bu konuda hassas olmamız lazım. Güneş kremini e, doğal olduğu için öneriyoruz. Kimyasal içerikleri önermiyoruz söylediğiniz gibi. Peki paketli gıdalar ile aklıma gelen tatil denince özellikle daha da sıklıkla tüketiliyor. Paketli doldurmalar bir risk doğuruyor mu çocuğun sağlığında? Öneriyor musunuz ya da kaçınmamız Şimdi, bir gerekir? Paketli gıdaların hepsinde İlla koruyucu maddeler var. Yani koruyucu madde olmayan paketli gıda çok az var. Onun için olabildiğince doğal beslenme. ama tatillerde her zaman doğal beslenme mümkün olmuyor. olabildiğince doğal beslenme tabii daha iyi. Paketli gıdalar koruyucular vücudumuza da zarar veriyor mu? Net bir teşhis yok ama yavaş yavaş örnek veriyorum. Bazı sodyum benzoat gibi maddelerin kanserleşme olma ihtimalinin göz önünde alındığı gözüküyor. Onun için olabildiğince doğal beslenelim. Belki şu anki koruyucu madde şu an zararı bilinmiyordur ama ileride bir kanserojen olduğu veya bağışıklık sistemini bozabileceği gösterilecektir. Çünkü genel genel tıp ilerledikçe bu koruyucu maddelerin zararlarını görüyoruz. Olabildiğince paketli ürünlerden uzak durmaya çalışalım. Çocuklarımıza alıştırmayalım o şekilde. Peki. Sayın Engin takviyeler konusuna artık giriş yapmak istiyorum. Bir çocuk hekimi olarak anneler, babalar çocuklarının vitaminlerini, minerallerini hangi aşamada takviye etmeli ya da etmeli mi? Herhangi bir eksiklik olmaması durumunda örneğin en çok tükettiğimiz ve tükettirdiğimiz D vitamini, D3 vitamini e, kullanımını öneriyor musunuz? Ömür boyunca mı kullanacak çocuk? başka hangi vitaminleri almalı? Omega 3'ü de yine sormak istiyorum. şimdi öncelikle biz doğumdan itibaren bütün olarak bütün bebeklere D vitamini başlıyoruz. Önerimiz ilk bir yıla kesinlikle, ilk bir yıla kadar kesinlikle D vitamini alması. İkinci olarak dördüncü ayda demir başlıyoruz. Çünkü fizyolojik adam dediğimiz kansızlık olma ihtimali fizyolojik olan olarak sık gözüküyor. 1 yaşındayken genel bir tahlil kontrolü yapıyoruz. D vitamini, B12, tabii bu tahlil kontrolü hekimden hekimin görüşüne göre değişir. Benim ge genel uygulamam D vitamini, B12, tiroid hormonları, kan sayımı, genel olarak folik asit, çinko bu değerlere bakıyoruz. Bunlara göre bir eksik var mı yok mu ona göre devam ediyoruz. Demirde de eksik yoksa devam etmiyoruz yani. Ama e, D vitamini farklı bir durum. E, kışın e, çok fazla güneş almayan bir ülkeyiz. Kışın genelde ideal dozda profilaktik dozda D vitamini çok aşırı yüksek değilse kullanılmasını çocuklara öneriyoruz. Ee, balık yağına gerçek olursak biz haftada iki gün balık tüketimini öneriyoruz. Eğer haftada iki gün veya bir gün balık tüketimi yoksa çocuklara bir yaşından sonra balık yağı öneriyoruz omega 3. Bunun dışında takviye konusu çok derya deniz. Şu an aileler takviyelere karşı bir istekli ama hangi takviyeleri kullanacağı konusunda kararsız, ee, çok yanlış takviyeler var sosyal medyada, internette e, sürekli reklamlar çıkıyor. Bir de takviyelerin çoğu Sağlık Bakanlığı onaylı değil. Sağlık Bakanlığı onaylı olmadığı için Tarım Bakanlığı onaylı. Rahatlıkla reklam yapabiliyorlar ve aileler kararsız. E, takviye konusunda ben de takviye yazarım ama doğru ve nokta atış takviye yazmak gerekiyor. Bir, zeka geriliğim var. İki, sık bir hastalık döngüsüm var. Bir, gelişim geriliğim var. Büyüme geriliğim var. Veya e, buna benzer farklı durumlar mı var? Biz net teşhis koyup, örnek veriyorum e, zeka geriliği var. Bununla alakalı e, zeka geriliği veya konuşma problemi, derslere odaklanamama, nörolojik bir durum olduğunda mevcut e, değerlendirme dışında, mevcut tedavi dışında bir stikolin, bir fosfatil bir balık yağı, B12 genelde takviye ediyoruz. Örnek veriyorum bağışıklıkla alakalı bir sorun olduğu zaman bahsetmiştiniz 2 haftada bir enfeksiyon geçiriyor. Eğer muayenesini yaptık bir problem yok, bağışıklık değerlerine baktık bir problem yok ama sık bir hasta duygu döngüsü varsa bir karamürver ekinezya, baktoferin. onun dışında Afrika sardunyası buna benzer moriküler takviye olarak başlanabilir. Doğru takviye, doğru ilaç bizim sloganımız. Doğal içerikleri yine takviye anlamında annelerin babaların çocuklarına tükettirdiği doğal içerikleri öneriyor musunuz? Yani uyduruyorum ızlamur, hani bizim anam babam usulü derler ya. E, ıklamur, limon, nane limon, kekik, bitki çayları özellikle mesela e, kuşburnu bunları öneriyor musunuz hastalık varken ya da yokken de? Şu şekilde bizim öğrendiğimiz farmakoloji dersinde ilaç zehirdir, uygun dozda ilaçtır. Şimdi e, bitkisel durumlarla alakalı ıklamurdur, kekiktir veya farklı durumlarla alakalı bazen doz abartılabiliyor ama uygun dozda, uygun kaynatılma koşullarında kullanılabilir Genelde bir yaşından sonra öneriyoruz. Küçük bebekleri çok fazla önermiyoruz. Özellikle 6 aydan önce kullanılmasını istemiyoruz. Bir yaşından sonra gıgılamur verilebilir. Onun dışında kekik verilebilir. Veya etkisi kanıtlanmamış ama aile illa şunu kullanacağım diyorsa bakıyoruz. Bir zararı var mı? Veya bir zararla alakalı bir çalışma var mı? Aileyle birlikte kullanabiliyoruz. Kullanılabilir ama daha çok kontrollü bir şekilde olsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Peki, C vitaminize e, herhangi bir soğuk algınlığı durumunda hemen sarılabiliyoruz ama... Herhangi bir sorun yoksa da C vitamini takviye edilmeli midir çocukta? Çocuklarda C vitamini seviyesinde şu an e, net düzenleyen yani bizim şu an yaptığımız laboratuvarda bakamıyoruz. C vitamininin solunum yolu enfeksiyonlarında bağışıklığını yükselttiğini biliyoruz. E, C vitamini direkt e, düzenli olarak hasta olmadığı dönemlerde çok fazla önermiyoruz. Ama sık hastalık sirkülasyonu varsa haftada bir, iki haftada bir hasta olma potansiyeli o zamanlarda tabii ki kullanabilir. Ama uygun nozda peki. E, bu arada programın altında yorumlarınızı da bekliyoruz sevgili anne babalar. Çok önemli yorumlarınız. Tehlikli hocamız Sayın Engin'in tabii ki bize vereceği bilgiler de çok önemli. Genelde çok sık karşılaştığımız okul çağına yeni e, giren çocuklarda da bir yakınma durumu baş ağrısı. Hocam nasıl bakıyorsunuz baş ağrısında? Yaklaşımınız nasıl oluyor bir hekim olarak? Şimdi daha dün bir hastam geldi baş ağrısıyla okul çağı söylediniz. Ortalama 3. sınıfa falan gidiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Baş ağrısı dikkatle incelenmesi gereken bir Çünkü baş ağrısı çok problemli de olabilir. Ufak bir gribal enfeksiyonlarda da olabilir. Öncelikle bir muayene bir boğaz enfeksiyonu var mı? Kulak enfeksiyonu var mı? Çocuklarda baş ağrısını en sık sinüzitte görürüz. Sinüzlerin ithaplanmasında görürüz. Bir burun akıntısı var mı? Bir öksürük var mı? sinüs bulguları var mı? Dün gelen bir hastalığında sinüzit teşhisi koyduk. Ama baş ağrısı aşırı şiddetliyse örnek veriyorum biz bir skala veririz. 10 üzerinden kaçtır? Ufak çocuklar tarif edemezler ama büyük çocuklar tarif ederler. 10 üzerinden 9 veya 8. Bir menajit var mıdır? Bununla alakalı ense sertliği veya farklı nörolojik durumu gösteren testlere, muayeneleri de testlere bakarız. Neler başarısı yapabilir? Bir migren. Çocuk dışı görmeye başladık. En sık sinüzit görürüz. Menajit. Bazen kafada kitle. Özellikle ebeveynler çocukları evden ge eve geldiklerinde baş ağrısı dediklerinde ilk sormaları gereken soru bir yere düştün mü? Kafalı bir yere çarptın mı? Bu durumda mutlaka hastaneye başvurmaları gerekir. İkinci durum. Hı hı. Baş ağrısına dirençli kusmalar eşlik ediyorsa. Üçüncü. Bilinç bulanıklığı eşlik ediyorsa. Çocukta bir soruya cevapsızlık, halsizlik eşlik ediyorsa mutlaka hastaneye başvurmak gerekir. Ama kronik baş ağrılarında altta yatan sinüzit migren açısından değerlendirmek gerekiyor. Baş ağrısı önemsiyoruz. Çocuklarda bir hastalık durumu yoksa ve çocukta rahatsız eden baş ağrısı varsa mutlaka muayene edelim. Eğer şiddetli durumlardaysa, söylediğim durumlar varsa da hemen bir sağlık kuruluşuna başvurun. Menenjiti düşündüren baş ağrısı ile ilişkilendirilen belirti nedir? Yani onu ona nasıl yaklaşmalıyız? Bir, dirençli ateş. iki bilinç bulanıklığı 3 baş ağrısı 4 de dediğimiz durumlarda ciltte morarmalar olabiliyor. Dökü morarma şeklinde döküntüler olabiliyor. Eee menajit meningokoksevi tablosunda çok hızlı ilerliyor meningokokal enfeksiyonlarında. Diğer enfeksiyonlara bağlı menajitlerle çok az görüyoruz çocuklu çağında aşılamalara bağlı. Ama onlarda da e, bizim en sert dediğimiz bu hanede yaptığımız bulkop e, genelde göz önünde bulunduruyor. Ateş ve baş ağrısı eşlik ediyorsa yine bir sağlık kuruluşuna başvurmamız gerekecek. Peki. Hocam çok sormak istiyorum. Dayanamayacağım soracağım. Direkt tuzla yıkanır mı? Karşılaştınız mı hiç böyle bir Bebekliğin durumda? tuzla yıkanmasını önermiyoruz. Yeni etkiler oluşabiliyor. Eski çağdan kalan bir adet. Kesinlikle evet. önermiyoruz. Hiç karşılaştınız mı peki e, bebeğin tuzla yıkanmasını? Yani, aa, çok, çok kırsal şey. alanda yaşayan hastalarımızla karşılaşıyoruz. Ama artık e, ebeveynlerimiz bilinçli, genç nesil, bizim ebeveynlerimiz genelde genç nesil e, bilinçliler, araştırıyorlar, okuyorlar genelde karşılaşmıyoruz. Benim eşim mesela onkolog. Onun kendi hastalarında e, bu tarz sorunlarla çok karşılaşıyor. Çünkü yaşta 60-70 yaşında eski gelenek görenekler var ama biz biraz daha az karşılaşıyoruz. Yani ebeveynlerimiz daha çok dinamik günceli araştıran ve e, bize geldiğinde araştırıp okumuş hemen hocam şu olabilir mi bu olabilir mi? Bize de yardımcı olan e, bir süreç var. Peki. E, bazen bu kuşak farkı çatışmaya e, da sebep olabiliyor. Kesinlikle. En ebeveynler hem büyük anneler, büyük babalar arasında anneler çok zor durumda kalabiliyor hocam. Özellikle doğumdan sonra loğusun döneminde işte sütün gelmiyor, sütün yetmiyor, sen bebeğe bakamıyorsun. Biz geliyoruz burada tartıyoruz işte bakıyoruz çocuk kilo almış işte bir ayda bir kilo almış gayet iyi. Bazen bir kere kağıt yazıp babaanneye gönderdi mi oldu yani babaanneyi ikna etmek için çocuk zayıf sütün yetmiyor ama başlayalım. Annelerin moralini bozmayalım. Bunlarla alakalı da yine Instagram'da paylaşmıştım. Yani annelerimizin hiçbir suçu yok. Hatta bahsettiğiniz gibi 2 haftada bir hastalanan çocuklar anne diyor ben bakamıyor muyum dışarıdan tepki duyuyor sen çocuğa bakamıyorsun edemiyorsun sürekli hastalanıyor. Annelerimizin bir suçu yok yani belirli bir şey yoksa annelerimiz elinden geldiğince çocuğuna sahip çıkmaya çocuğuna bakmaya çalışıyor. Yani çok nadir çocuğuna bakamayan aile çoğunluğu çocuğuna bakıyor. Onun için annelerimizle moralini bozmayalım. Kuşak çatışmasında bunları genelde karşılaşıyoruz. Geçen e, bir üç aylık bebeğimize mandalini de değdirmişlerdi ağzına. Erken dönemde genelde 5-6 aydan önce önermiyoruz. Çocukta genel bir döküntü hali, alerji, ürtüker karşılaşmıştır. Söylediğiniz gibi karşılaşıyoruz. Su aklıma gelen, e, su konusu da tartışmalı bir konu olabiliyor. Anne babalar ya da büyükler arasında ama tabii ki doktorların kesin bir görüş e, görüşü var görüşünüzü almak istiyoruz. Bebeklere kaç aya kadar su verilmeli? Şimdi şu şekilde ek gıda dönemi öncesinde e, bebek ya anne süt alıyor ya mama alıyor. Sıvı ihtiyacını karşılıyor. Su ihtiyacına gerek yok. Ama örnek veriyorum böbrek taşı veya idrarla alakalı bir durum olduğunda veya hormonal bir durum olduğunda biz bazen tuz başlayabiliyoruz, su başlayabiliyoruz. Ama öyle bir durum yoksa biz ek gıda döneminde yavaş yavaş su tüketilmesini istiyoruz. Ama bir yaşından sonra bir miktarımız yok. Çünkü sıvı beslendiği için ek gıdayı daha çok tadımlı kaldığı için Su ile alakalı bir miktarımız yok. Ama biz maksimum olarak kilo çarpı 30 cc, 10 kiloluk çocukta 3 cc'ye kadar su tüketimi önerebiliriz, tüketebilir e, bu şekilde. Peki. Anneler şimdi sizin de söyleyeceğiniz gibi aslında çok daha bilinçli. E, hemen hemen çocuklarını en çok kimyasaldan uzak tutma kaygısı yaşıyorlar. Ben de bu kaygı içerisindeyim. Mümkün mertebe istiyorum ki hani minimum ilaç ya da mümkünse ilaçsız o hastalığı atlatalım. Tabii ki gerekliyse ilaç kullanımı e, kesinlikle zaten e, gerekli bir şey. Gerekliyse hani uygulanmalı onu da biliyorum bilinçli bir anne olarak ama bazen sarıldığımız doğal yağlar olabiliyor. Mesela işte çörek otu yağı yetişkinlerde de sıklıkla kullanılıyor e, onu da biliyorum. Udi hindi yağı aslında çok şifalı olduğu e, bilinen yağlar iken sizin yine bir hekim olarak bu tarz fonksiyonel e, yaklaşımlara ve uygulamalara bakışınız nedir? Öneriyor musunuz çörek otu yağını? E, ya, örneğin e, çocuklarda. Şu an araştırma aşamasındayım yani son e, bir aydır yağları araştırıyorum. Çörek otu ya örnek veriyorum. E, daha çok genizle alakalı, geniz etiyle alakalı. Hani konuştuk. oran arttı burunu açmak için e, çörek otu ya, udu hindi ya, okaliptus, lavanta tus, lavantaya, nioriya, onun dışında nane. E, bunlar böyle, bunlarla alakalı çalışmalar net belirgin değil. Yapılan çalışmalar var ama bir o hindi yağı ile alakalı yaptığım hasta görüşmelerinde. Instagram'da yaptığım sosyal e, medyada yaptığım soru cevaplarda o dihintin yanda bir e, fayda olduğunu gözlemliyorum. Çörek otu yanında e, fayda olduğunu gözlemliyorum. O kaliptus ve e, lavanta ile alakalı da burundan değil de daha çok ekal veya sıcak suyu kolup e, so, solutulmasıyla fayda olduğunu görüyorum ama bunu da daha çok bir eşinden sonra öneriyoruz ve çocuğun genel muayenesinde bir problem var mı yok mu ona göre öneriyoruz. Şimdi kırmızı çizgiyi anlatayım size. Ee, bu hafta yaşadık iki hastanla. Bir hasta bir aydır öksürüyor. Yoğun öksürük var. Anne doğal yöntemler deniyor. Aromatik yağlar deniyor. Ve öksürük geçmiyor. Bize geldi film çektik zatürre. Ve hemen e, iğne tedavisi, şurup tedavisi başladık. Covid antibiyotikleri. Genel durum iyi olduğu için hastaneye yatırmadık. Yaşı da büyük olduğu için. İkinci bir hasta hafif bir burun akadızı, hafif bir burun tıkanıklığı, e, hafif bir öksürük. Doğal tedaviyle... Olay edilebilecek bir seviyede. Ama anne hemen hava makinelerini, hava ilaçlarını, evde bulunan ilaçları başlamış. Yani biz çizgiyi bazen tutturamıyoruz. Bunu da ebeveynin yaklaşımı, hekimin yaklaşımı birleşmesi gerekiyor. Çocuğumuzla eğer uzun süren çok yani olayı 3-4 günde evde çözemiyorsak mutlaka bir hekime başvuralım. Hmm. Güvendiğimiz bir hekime. Evet. Allah'a e, dinliyorum. Evet, IOT aklıma geldi. Yine fonksiyonel yaklaşan bazı hekimlerin ve Anne babaların hemen sarıldığı desteklerden bir tanesi olabiliyor günümüzde. İot kullanımı özellikle çocuklarda iot ne gibi riskler doğurur? Siz e, yani. öneriyor musunuz yoksa uzak mı kalmalı? Şimdi iyotla alakalı da tam net veriler yok ama iotun tiroid fonksiyonlarını bozduğunu biliyoruz. Tiroid fonksiyonları bozduğu zaman hormonal problemler, metabolik problemler ortaya çıkabiliyor. Onun için iyotla alakalı biraz mesafeliyiz. Yani daha net veriler olmadığı için çocuklara bir yan etkisi olursa bunun e, sorumluluğu almak istemeyiz. E, bununla alakalı erişkinlerde yot kullanılıyor ama çocuklarla alakalı çok kısıtlı onun için ben çok fazla iot şu aşamada tavsiye etmiyorum. Peki. Sayın hocam son e, sorum olacak. Özellikle burunda üst solunum organlarında herhangi bir sıkanıklık yoksa dahi bu e, sıklıkla sarıldığımız nazal solüsyonlar, nazal yıkamalar e, kullanılmalı mı? Yoksa bir o da bir e, tehlike doğurur mu? Orada bir tahribat yaratın Şimdi şu şekilde doğan itibaren bazı annelerimizin sık sık burnu yıkadığını, burnunu açtığını, astroterle çektiğini görüyorum. Şimdi bizde doğal bir mekanizma var. Yani örnek veriyorum bebekler hap çörek burnunu açarlar. Bazen bu da aileleri endişelendirebiliyor. Biz ev temizliği gibi yani evi köşe, köşe bocak temizlediğimiz gibi burun temizliğini önermiyoruz. Bir anlayışık problem olabilir, geniz eti olabilir, Orta hekim önerebilir, yapılabilir ama... Öyle bir problem yoksa burnunun rutin olarak yıkanmasını önermiyoruz. Ama gripo durumu olduğunda, üst solunum enfeksiyonu olduğunda, sinüzit olduğunda burun mutlaka yıkanmalı. Bazen e, buru yıkamadığı zaman ileri durumlarda kulak enfeksiyonlarına ve ilerleyen enfeksiyonlar silüs enfeksiyonlarına yol açabilir. Rutin buru yıkaması önermiyoruz o şekilde. Sayın hocam çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Uzman doktor Muhammed Mesut Nezirengin konuğumuzdu IPL Stüdyo Berlin'de. Yaz sonunda tekrar görüşmek istiyorum. Bu defa okullar açılacak ve onlarla ilgili ne gibi hastalıklardan korunmak için ne gibi tedbirler almalı? Ebeveynler bunu konuşmak istiyorum. TİO vermek istiyorum size. Aileden bu, süreç, bu süreçte düşünsünler. Eylül ayında okullar açılacak. Grip aşısını araştırsınlar. Çocukları çok sık hastalananlar, Kreş çocukları, kronik hastalığı olanlar bu süreçte araştırsınlar. Grip aşısında kesinlikle fayda görüyoruz. Bu süreçte bir 3 ay süre var. Eylül-Ekim gibi grip aşısının mevsimi başlayacak ve Eylül ayında genel bir check-up öneriyorum çocuklara. Özellikle okul çağındaki çocuklara vitaminler, kan değerler bir eksik var mı öneriyorum. Toplantı için teşekkür ederim. Sorularınız dair ailelerin merak ettiği sorulardı, konulardı. Onun dışında biz hastalarımıza bir kendi evladımız gibi yaklaşıyoruz. Yani kendi evladımıza hangi tedavileri vermemiz gerekiyorsa, hangi aşamada bir ilaç vermemiz gerekiyorsa o şekilde hastaları o şekilde görüyoruz. Ve bunları korkutmadan oyunla, oyunla çocukları muayene etmeye çalışıyoruz. Çocukların tedaviden ziyade psikolojileri çok önemli. Aileler çocukların psikolojik travmaya maruz kalmamalarını yol açmaları gerekiyor. Son nokta olarak bunu söylemek istiyorum. Peki. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için Sayın Engin. Yorumlarınızı bekliyoruz sevgili izleyicilerimiz ve herkese sağlıklı bir yaz diliyoruz. Teşekkür